Paranfilden herkese merhaba. Ben Sanem Sürmeli. Bugün size ara ara birbirleriyle karıştırılan coin, token ve dijital para aslında nedir? Aralarındaki farklar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Son zamanlarda kripto para birimlerinin popülerliği hızla arttı. Ancak birçok kripto para takipçisi coin ile token arasındaki farkı tam olarak bilmiyor. Şöyle ki, kripto para dünyasında en çok merak edilen sorular arasında coin token farkı hala ilk sıralarda yer alıyor. Hatta bu iki kelime çoğunlukla eş anlamlı gibi kullanılıyor ve birçok kişi tarafından karıştırılıyor. Coin ve token'ı kısaca özetlemek gerekirse, coin kendi blok zincirine sahip kripto para birimi iken, token kendi blok zinciri bulunmayan bir varlık olarak tanımlanabilir. Gelin bu iki arasındaki farka bir göz atalım. Coin, günlük hayatta kullandığımız para birimlerine benzeyen bir değişim aracıdır. Coin'ler kendi mainnet üzerinde geliştirilen paralardır. Yani kendi blockchain platformları vardır. Coin'ler zaman içinde değer depolayan şifreleme teknikleri kullanılarak oluşturulan dijital paralardır. En popüler coin'ler Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ve benzeri coin'lerdir. Tabii ki coin deyince aklımıza ilk önce Bitcoin gelir. Peki ya token nedir? Token kendi blockchain ağına sahip olmayan başka bir coin'in blok zinciri üzerinde çalışan dijital bir varlıktır. Örneğin ERC20 tokenları gibi. Tokenlar proje ekosisteminde bir ödeme yöntemi olarak kullanılır ve kripto para ile benzer işlevleri yerine getirebilir. Ancak asıl fark sahibine ağa katılma hakkı vermesidir. Token'ı bir sinema bileti olarak düşünürsek sahip olunan bu bilet ile sadece sinemaya gidebiliriz. Ancak farklı türden ödemeler amacıyla kullanamayız. Örneğin Tether, Pax Gold, Chainlink, Chiliz ve Uniswap token olarak sayılmaktadır. Şimdi bunlara ek olarak dijital paradan bahsedeceğiz. Dijital paralar kripto paralardan farklı olarak merkez bankaları gibi otoriteler tarafından çıkarılan, takip edilen ve kontrol edilen varlıklardır. Yani coin ve tokenlar merkeziyetsizken dijital paralar bir otoriteye bağlıdır. Merkez Bankası Dijital Para Birimi yani CDBC olarak bilinen para birimleri yasal bir parayı temsil ettikleri için altın ve döviz gibi rezervler ile desteklenmektedir. Öte yandan stable hariç kripto paraların değerini destekleyen rezervatları bulunmamaktadır. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz tüm sorular için aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.